Tümsek aynada görüntü bir görüntünün yerini belirleyebilmek için arkadaşlar cismin ayağından aynamıza ışınlar yolladığımızı söylemiştik. Yine aynı şekilde bu cisimden cismin ayağından aynamızın herhangi bir noktasına bir ışın yolluyorum. Asal eksenden gelen ışınları mutlaka aynanın arkasından uzantı şeklinde ve odak ile ayna arasından yansıması gerekiyordu. E o zaman demek ki bu cismin görüntüsünün e, ayna üzerinde oluşturduğu yeri bulduk. Peki burası artık bizim için cismin aynaya olan uzaklığı şuradaki mesafe içinde görüntünün aynı olan uzaklığıdır diyebilirim. Şimdi buradan yine baş kısmından da asal eksene paralel bir şekilde ışınlar yolluyorum. Asal eksene paralel gelen ışınlar arkadaşlar odaktan gidecekti. Uzantıları odaktan. E burası ayak kısmı şu kısmı da artık başı olarak kabul edeceğiz. Burada cismin boyu ve şuraya da artık görüntünün boyudur diyebiliriz. Peki yerini belirlerken cismin odak uzaklığını negatif alıyorduk. Eksi 1 bölü f eşittir 1 bölü d cisim Artı diyorum bilinmeyenleri her zaman artı alalım demiştik çünkü. Artı 1 bölü D görüntü. Ve buradaki sonuç negatif çıkacak. Zaten sonucun negatif çıkması arkadaşlar bize buradaki görüntünün aynanın arkasında oluştuğunu gösterecektir. Peki aynı şekilde buradaki cismin ve görüntünün boyları arasındaki ilişkiyi nasıl belirliyorduk? D cisim bölü D görüntü eşittir arkadaşlar. H cisim bölü H görüntüdür diyebiliyoruz. Tümsek aynamız aslında çukur aynaya göre biraz daha basit bence. Neden? Çünkü artık kesin ibarelerimiz var. Şimdi bir A ve B cismimizin olduğunu kabul edelim. Şuraya A cismi, buraya da B cismidir diyorum. Şimdi arkadaşlar baş kısımlarından asal eksene paralel ışınlar yolladım. Ve yolladığımız bu ışınlar ne yaptı? yine uzantıları odaktan gidecek bir şekilde geçti. Görüntüler daima aynanın arkasında ve odak ile ayna arasında oluşmak zorunda. Ve görüntü daima düzdür. Düz olan bu görüntülerde her zaman sanaldır diyebiliyoruz. Ve buradaki cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya doğru yaklaşacaktır arkadaşlar. O zaman A cismi B cismine göre aynaya daha yakın olduğu için A'nın görüntüsü de B'ye göre aynaya daha yakındır diyebiliyorum. Yani burada A'nın görüntüsü ve B'nin görüntüsünü de bu şekilde çizebiliyoruz. Ne oluyormuş sonuç olarak? Bir cismi aynaya doğru yaklaştırdığında görüntünün de aynaya doğru büyüyerek yaklaştığını söyleyebiliyoruz. Müzik